Delirdin mi oğlum sen? Bu kaçıncı vukuatın? Yerine getiremeyeceğin sözleri niye veriyorsun madem? Bak seni son kez uyarıyorum, ayağını denk al. İşini adam gibi yap, yapmayacaksan bırak git. Artık mazeret duymak istemiyorum. Bu kadar. Deli edecek bu Ferit beni. Ne oldu amca, yine ne yaptı? Müşteriye bir iki güne kalmaz hallederiz dediği işi bir ay geçmiş halledememiş. Biliyorsun ilk vukuatı da değil. Üstelik sürekli arkasını toplamaktan bıktım artık ya. Haklısın amca. İyice suyu ısındı. Bulalım birini, gönderelim gitsin. Güvenilir birini bulsam anında göndereceğim ama piyasayı biliyorsun oğlum. Amca şu hesaplara bir baksak olur mu? Ver bakayım. Şurada. Müşteri bekliyor. Çok acil bir işim var. Acil çıkmam lazım. Keşke öyle söylemeseydin. Amcan seni şubeye gönderirse hiç iyi olmaz. Ne yap ne et, fabrikada kalmaya bak. Onca yıl emek verdin. Meydan Murat'a mı bırakacaksın? Merak etme, bir yere gideceğim yok. Şubeye biri gidecekse o da Murat. İlla gideceksin derse ne olacak peki? O söylemeden benim bir çözüm bulmam lazım. Bir şey yapmalı ama ne? Tek başıma çekip çevireceğimi bilsem bir dakika bile düşünmez giderdim. Amcamın aklı şubede kaldı. Hadi ya. Ah kıyamam. Ne olacak peki şimdi? Yerine birini bulup işine son verecekler. Ferit de hak etmiyor değil yani. Ama insan ekmek yediği kaba tükürür mü? Onlar yiyen değil, yiyenler. İkisinin de gözü tok. Ben de gözüm kapalı, her şeyimi onlara emanet ederim. Orada dur bakalım. Daha ne kadar yiyecekler? Düğünlerini sen yaptın. İkisini de evine aldın, dayadın, döşedin. Hisse de verecek misin? Sana işini öğretecek değilim ama bana kalırsa bu ortaklık işini bir süre ertele. Düne kadar rekabet yoktu. İkisi bir arada nasıl iş çıkartacaklar ki? Çavuşur benim yeğenlerim. Onlar kader ortağı. İş ortağı mı olamayacaklar? Hem Engin'i şubeye göndereceğim. Böylece Ferit'ten de kurtulmuş olurum. Murat da burada benim yanımda kalır. İşleri iyicene öğrenir. Sen bilirsin Nurettin. Yani benim demem o ki bu çocukların... Hoş geldin Ramazan abi, nasılsın? Hoş bulduk oğlum. İyiyim Murat'cığım, sağ ol. Yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Amcam sağ olsun. Sen de sağ ol. Ver bakalım şu dosyayı. Ferit Bey'in başka ne günahı varmış görelim. Buyurun amca. Alıştı mı bari? Alıştım tabii amca, alıştım. Öyle mi? Bir problem yok, gayet iyi. Problem yok diyorsun. Siz nasılsınız? Keyifler de iyi. İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. İyi maşallah. Yok sıkıntı. Heh, geldiler galiba. Bakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk yenge. Hoş geldiniz. Alayım canım. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Hoş buyurun. Bulduk amca. Merhaba. Merhaba Engin. Hoş geldin. Merhaba. Geç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hadi mutfakta son kalanları da tamam, getirelim. Tamam, tamam. Nasılsın? Trafik nasıldı? Fena değildi amca. Siz ne ara geldiniz? Çok olmadı. Biz az önce geldik. Efendim Ramazan? Bu akşam mıydı o? Beni mazur görün. Başka kaleci bulun kendinize. Misafirim var oğlum, niye kaçayım? Hadi oradan be. Hepinizi cebimden çıkartırım ben.
Tamam kardeşim. Tamam. Hadi görüşürüz. Kim o? Ramazan. Çok muzur bir adam bu Ramazan. Hadi sofra hazır, buyurun. Hadi gençler. Buyurun. Buyurun amca. Yine döktürmüşsün yengeciğim. Zevkle yaptım. Şöyle aile bir araya gelmeyeli çok olmuştu. O kadar güzel görünüyordu ki dayanamadım. Afiyet olsun. Ama zehir zıkkım oldu resmen. Bir kutlama yemeği olduğu belliydi. Adam resmen aramıza katılacak küçük torunum için dedi ya. Nihal Hanım ne yaptı ne etti, hamile kaldı. Sevinçleri kursaklarında kalır inşallah. Bir şey söylesene. Ne söyleyeyim? Olan olmuş. Hamile işte. Bugün yarın doğurur. Düşündükçe kafayı yiyorum. Bizi de salak yerine koydular. Niye daha önceden söylemediler? Ha? Bebek geliyor diye. Ama dur. Ben yapacağımı biliyorum. Ne bileyim ben? Onları mı takip ediyorum? Benim derdim zaten başımdan aşkın. Ferit davasına amcam müşteri dosyalarını didik didik ediyor. Al ulan Ferit. Beni de yakacaktın ya. Tembihledim Sare yengemi amcama söyleme diye. Çok üzüldüm Asuman'la yengine. Buruldular sanki. Allah onları da inşallah tez zamanda bir bebek nasip eder. Amin. İnşallah. Şubedeki işlerin denetimini buradan yapmak çok zor. Ferit'in foyası ortaya çıktı. Böyle adamlarla uğraşamam. Seni şubeye gönderelim diyorum Engin. Amca, benim burada bir sürü işim var. Oturmuş bir düzenim var. Müşteri beni burada tanıyor. Madem Murat işleri öğrendi, onu gönderelim. Ben buradan ona destek veririm. Murat tek başına şubeyi idare edemez oğlum. Senden başkası idare edemez şubeyi. Murat her şeyi bir güzel öğrensin, sonra yine konuşuruz. Şimdi en doğru karar bu. Hı. Üretimini de biz yapıyoruz beyefendi. Evet. Ha bir dakika. Engin. Hı. Topkapı'daki ışığının montajını hafta sonuna kadar yapabiliyor muyuz? Engin. Halletmeye çalışacağım ben beyefendi. Size bir saate kadar kesin dönüş yaparım. İyi günler. Engin. Engin. Anahtarları al amca. Ben çıkıyorum. Bir şey söylüyor musun? Gel, gel. Gel. Hadi bakalım aslanım. Hayır uğurlu olsun yeni işin. Oranın patronu artık sensin. Buranınki de ben. Sana güveniyorum. Tez zamanda işleri toplayacağından hiç şüphem yok. İnşallah Murat da senin kadar başarılı olur. Sağ ol amca, inşallah. Şamlar inşaattan geri dönüş oldu mu? Bilmiyorum amca. Murat'a sorarsın.
gelse karıştırıyor muyuz yoksa çalkalıyor muyuz görürsün teyze. Şimdi kara kara düşünürsün işte. Amcan resmen pabucunu dama attı. Meydanda Murat'a kaldı. Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş. Ne yap ne et, fabrikaya geri dönmeye bak. Ah ulan ah. Ağzını açıp tek bir laf bile edemedi. Daha müşterilerin sorularına cevap veremiyor. Ya Engin giderse ben üstesinden gelemem diyemedi ki. Ama dur Murat Efendi. Ben sana yapacağımı bilirim. Teşekkürler. Afiyet olsun. İyi oldu böyle, iyi. Engin çekip çevir şubeyi. Ben de yıl sonunda resmi ortaklığı ilan ederim. Engin'in sesini yüksek tutarım. Yıllardır çalışıyor çocuk. Murat'tan bir fark olsun. İyi düşünmüşsün Nurettin Bey. Engin hırslı bir çocuk. Böylece Murat'la aralarına da girmemiş olursun. Şu çocuk meselesiyle ziyadesiyle canları sıkılıyor zaten. Niye sıkılıyormuş oğlum? Murat'ın çocuğu Engin'in yeğeni. Yeğenin evlattan ne farkı var? Bizden de mi örnek almıyorlar? Biz evladımızdan ayırt ettik mi onları? Onlar şimdi birbirlerinin evlatlarına sırt mı dönecekler? Şaka maka, torun geliyor Sare Hanım. Babaanne oluyorsun. Vallahi öyle. Bizim kızın evlenmeye mevlenmeye niyeti yok nasılsa. Esra Hanım İngiltere'den dönecek de, eş seçecek de, evlenecek de. Oo, kim öle kim kala. Hayırlısı. Hayırlısı. Çok teşekkür ederim Esra'cığım. Sağ ol canım benim. Darısı başına diyeceğim ama. Hayırlısı olsun tabii. Canım biz de seni öpüyoruz. Çok yazmasın, internetten konuşuruz. İyi geceler. Canım ya, ta oralardan arayıp tebrik ediyor. Ne kadar düşünceli. Bir tanedir benim kardeşim, bir tane. Şundan da uzak dur biraz lütfen. Çok zararlı. Bebeğini mi düşünüyorsun, beni mi anlayamadım şimdi? Yok yok, sen aile bütçemizi düşünüyorsun. Sizi düşünüyorum tabii ki. Ne yapayım? Duyanlar tebrik etmek için arıyor. Konuşmayayım mı yani? Şişt, çok konuşma. Canım. Alo? Alo. Murat, acil bir siparişim var. Çizimini yapamıyorum. Bilgisayarım çöktü de. Ölçüleri vereyim de sen çiz, olur mu? 15 gün içinde teslim edilmesi lazım. Bunu da Cevdet Usta'ya söyle, ona göre programını yapsın. Tamam abi, söyle, yazıyorum. 90 daire. 450 tane. 150'ye 150 bir kanat, bir sabit. 2 metreye 2 metre. Ortada kanat Fransız. 80'e 2 kilitli kapı. Tamam mıdır? Tamam. Notumu aldım. Elimdeki iş biter bitmez halledeceğim. Nasıl hallettiğini göreceğiz bakalım. Şimdi yaktım çıranı. Cevdet Usta, acil bir iş var. Yarın 10 kamyon doğrama gelecek. Malları indirdikten sonra hemen bunları alalım. Tamamdır. Montaj ne zaman? 15 gün içinde işin bitmesi lazım. Tamamdır Murat Bey. Siz merak etmeyin. Yemeğe gidiyorum. Çıkmıyor musun sen? Çıkalım amca. Ne iyi ettin de geldin. Sayende bütün gün kös kös oturmaktan kurtuldum. Ben de alışverişe çıkmıştım.
Bir şeyler aldım kendime. Buralara kadar gelmişken sana da bir uğrayayım dedim. Sağ ol canım, çok iyi düşünmüşsün. Asuman, yanlış anlamazsan bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım, seni dinliyorum. Bebek için hiç doktora gittiniz mi? Ne demek istiyorsun sen? Çok şükür sağlığımız yerinde. Biz istemediğimiz için çocuğumuz olmuyor. Öyle kolay değil çocuk bakmak. Karnında taşımaya benzemez. Hele bir doğur, sonra konuşalım. Beni yanlış anladın. Ayrıca kadınlar en çok hamileyken aldatılıyorlarmış şekerim. Dikkat et bence. Allah fırsat vermesin. Adamlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Baksana şu efektlere, muhteşem ya. Nihal, iyi misin hayatım? Beni aldatmayacaksın değil mi? Bu da nereden çıktı şimdi? Hiç. Öyle çıktı işte. Beni hep seveceksin değil mi Murat? Çocuğumuz olacak diye beni ihmal etmeyeceksin değil mi? Bunlar senin cümlelerin değil Nihal. Tamam ya. Asuman buradaydı değil mi bugün? Ne zaman gelse yeni şeyler icat ediyorsun. Güzel kırım. Dürüst mü olmamı istiyorsun? Peki. Dürüst davranacağım sana. Evet. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. Çünkü sen benim bebeğimin annesi olacaksın. Ve ben seni eskisinden daha çok seveceğim. Aşkım. Gitmeseydin kızım. Ben mi sana söyledim git cici kızı oyna diye? Deli misin nesin ya? Evet. Delirdim. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Delirdim. Evet. El birliğiyle delirttiniz beni. Yakında bir bebekleri olacak diyor. Kimin umurunda? Asıl sen kendine gel. Daha şimdiden herkes donmamış çocuğa don biçiyor. Amcan erkek olursa dillere destan bir sünnet düğünü yapacakmış. Sare yengen şimdiden kazaklar örüyor. Bak kendin söylüyorsun daha doğmamış çocuğa don biçiyorlar diye. Daha vakit var. Başlarına öyle bir çorap örüyorum ki... ...o çocuk doğsa bile kimsenin umurunda olmayacak. Engin. Ah kızım niye zahmet ettin iki canlı halinle? Olur mu öyle şey yengeciğim? Yardım edeyim. Bıraksa... Havaların güzel olduğu bir gün de dışarıda içelim kahvemizi. İkimize de değişiklik olur. Ne güzel olur vallahi yengeciğim. Annen ne zaman gelecek? Ona kalsa hemen gelecek de ben istemedim. Bir kere de doğuma gelsin istiyorum. Tabii canım. Yaşlı başlı kadın iyi düşünmüşsün. Hem yalnız da değilsin. Biz varız. Her şey için sağ olun yenge. Allah amcamdan da sizden de razı olsun. Engin'le Murat'ın da bebekliklerini bilirim. Onun için evladım gibidirler. Allah sizden de razı olsun. Siz de pırlanta gibi çocuklarsınız. Ben böyle şey görmedim. Montajı yapamadık. Nasıl ölçüler bunlar anlamadım. Bir iki santim hata payı olsa anlayacağım. Olacak gibi değil. Tüm doğramalar elimizde patladı. Aklın neredesin oğlum?
Verdiğim ölçüler nasıl bu hale geldi? Amcamın bu işi ne zamandan beri kovaladığını bilmiyor musun? Söylesene Murat. Bu adamlar öyle sıradan adamlar değiller. Bu hatan bize çok pahalıya mal oldu bilesin. Engin, sakin ol. Otur soluktan biraz. Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Sen ne söylediysen onu çizdim. Sonra... Ne demek ne söylediysen onu çizdim? Bana işimi mi öğretiyorsun? Bu dosyada bütün ölçüler yazılı. Sana iş emanet eden de kabahat. Ne oluyor burada? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Ne olacak amca? Murat Bey'in yaptığı hatayı düzeltmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz bütün ölçülerin hepsini yanlış almış. Doğramaların hepsi montajdan geri döndü. Heriflerin çenesini kapatana kadar akla karayı seçtim. Ne demek oluyor bu Murat? Amca ben de bilmiyorum. Anlayamadım neler olduğunu. Ben mi anlasam? Fabrikanın başına koyduğumuz adama bak. Tamam, bu konu burada kapansın. Ama ilk ve son olsun. Parasında değilim. Ama şirketin itibarı için daha dikkatli olun. Sana söylüyorum oğlum. Gerekirse çizimleri Engin onayladıktan sonra fabrikaya göndereceksin. Amca zaten... Tamam. Konu kapandı dediysem kapandı. Herkes işinin başına. Cevdet Usta, gel sen benimle. İyi misin? Canım bir şey mi sıkıldı senin? Yo, iyiyim ben. Cuma günleri yoğun oluyoruz ya biraz. Onun yorgunluğu var. Sen nasılsın? Nasıl geçti günün? Nasıl geçsin? Yedim, içtim, yattım, kalktım. Sonra yine yedim. Şimdi yine yiyorum. Ne güzel. Ben bakarım hayatım. Su da alacağım. Tamam. Alo? Alo? Nasılsın şekerim? Asuman? Evet benim. Olanları duydum. Çok üzüldüm. Keşke daha dikkatli olsaymış Murat. Onca iş, onca emek. Bir kalem de çöpe gitti. Az buzda değil ki canım. 150 bin lira zarar. İçime oturdu vallahi. Sarı yengemle de konuştum. Amcam Murat'a bir şey söylememiş ama çok kızmış. Haksız da sayılmaz yani. Sen gel, ölçüleri yanlış al. Aklı neredeyse. Asuman, kendimi iyi hissetmiyorum. Ben seni sonra ararım. Yani bence... Alo? Alo? Aa, terbiyesiz. Sözümü bitirmemiştim daha. Madem işi beceremiyorsunuz, oturun evinizde çocuk bakın canım. Nihal, hayatım. İyi misin? Gel hayatım. İyi misin? İyi mi böyle? Ne oldu? Arayan kimdi? Kötü bir haber mi var? Haberler sende. Asuman'ın söyledikleri doğru mu? Başkalarından duyuyorum. Neden anlatmıyorsun? Nihal, canın sıkılmasın diye anlatmadım. İnan bana nasıl oldu ben de anlamadım. Engin ölçüleri verdi, ben de çizdim. O kadar eminim ki sorunun benden kaynaklanmadığına. Ben bu işte bir iş var ama ben de çözemedim. Murat, amcamla konuş. O parayı azar azar maaşından kessin. Herkesin hakkı var o parada. Madem bu hata senin, ne gerekiyorsa onu yap. Olmaz öyle şey. Olan oldu artık. O para maaşından filan da kesilmeyecek. Ama amca... Aması filan yok. Bu konu kapanmıştır.
Bu arada Şamlar İnşaat'ın teklif dosyası hazırlandı mı? Öğleden sonra görüşmemiz var. Hazır amca. Birazdan masanda olur. Masanda olmasına gerek yok. Bu görüşmeyi birlikte gideceğiz. Gel gel. Şu dosyaları da birlikte bakalım. Şuraya bak. Evet amca. Peki. Amcam odasında mı? Odasında ama Murat Bey ile görüşüyorlar. Tamam. Çok önemli bir ihale Murat. Bu ihaleti sana güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin. Biz kazanacağız. Buyurun. Ne demek gözümden kaçmış? Sen hayatında hiçbir teklif dosyası hazırlamadın oğlum. Aklın nerede senin? Yapamıyorum de biz de sorumluluk vermeyelim. Böyle fiyat listesi mi hazırladın? Bir sayfada başka, diğer sayfada başka. Adamlar resmen dalga geçti bizden. İşi kaçırdığımıza değil, resmen düştüğümüz duruma yanıyorum. Ben 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey görmedim. Ah be oğlum. Ne diyeyim ben sana şimdi? Telefon bağlama demedim mi sana? Engin Bey geldiler. Önemliymiş efendim. Gelsin bakalım. Hayırlı işler. Rahatsız etmiyorum umarım. Rahatımız mı kaldı? Her şey yolunda mı? Doğru bir zamanda gelmedim sanırım. Çok kolay oldu bu iş. Tereyağından kıl çeker gibi. Yarın öbür gün müşteri senetleri de patlak verdi mi tamamdır bu iş. Amcam da sabır taşı değil ya. O da bir gün patlayacak elbet. Belki de düşündüğümüz gibi olmaz.
Amcam Murat'a güvenmese onu çoktan kapıya koyardı. Şüphelenmiş olmasın. Baksana, adam işleri eline yüzüne bulaştırıyor, hala fabrikada. Niye? Dikkatsizliğinden yaptığını sanıyor da ondan. Ama kasanın açık verdiğini görünce öyle olmadığını anlayacak. Hadi bakalım inşallah. Murat, 6 ay içinde bu kaçıncı hatan? Amcamın yerinde kim olsa şimdiye kadar işine son vermişti. Kim bilir ne haldedir şimdi? Ah be Murat, niye dikkat etmiyorsun? Hala anlamıyorum. O rakamları ben yazmış olamam Nihal. Yapma Murat Allah'ını seversen. Sen yapmadıysan kim yaptı? Böyle bir şey nasıl olur? Bu çocuğun bir derdi mi var acaba? Ne derdi olacak? Aklı beş karış havada. O hastalığıyla kızamıyorum bile ergeleye. Abimle emaneti. Görüyorum, çok da maşum. Ama gel gelelim, üst üste saçma sapan hatalar yapıyor. Yarın başımıza ne gelecek diye korkar oldum vallahi. Ya işine karışmak gibi olmasın ama bence Engin fabrikaya dönsün. Murat'ın yanına işini bilen birini koyar, onu da şubeye gönderirsin. Böylece sen de korkuyla yaşamaktan kurtulursun. Haklısın galiba. Tamam, ben size senetlerinizi vereyim. Senediniz kalmıştı değil mi? Bir dahaki ay, önümüzdeki ay bitiyor. Bir karışıklık oldu herhalde. Senedi bulamıyorum. Sizi bekletmeyeyim. Siz gidin, ben elemanla gönderirim size. Mümkün değil. Senedi almak zorundayım. Bu durumda ödeme yapamam. Anladım. O zaman siz bunları alın. Ben sorunu halledip size haber vereceğim. Kusura bakmayın, buraya kadar yoruldunuz. Zahmet etmeyin bir daha lütfen. Bu kez ben gelirim. Hem Mehmet Bey'i de ziyaret etmiş olurum. Peki, sizden haber bekleyeceğim. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah Allah. Alo? Alo Murat. Bugün öğleden sonra hesaplarla ilgili mutabık olmak için geleceğim yanına. Benim müşterilerin senetleri hazır olsun. Çok vaktim yok. Hemen alıp çıkacağım. Engin, öğleden sonra Nihal'in doktor kontrolü var. Yarın sabahtan halletsek olur mu? Olur olur. Bana uyar. Yarın görüşürüz. Peki, görüşürüz. Yok, henüz gitmedik. Öğleden sonra gideceğiz. Artık bugün belli olur herhalde bebeğin cinsiyeti. Neredeyse dünyaya gelecek belli değil. Şaka gibi. Göstermiyor. Terbiyeli çocuk. Şimdiden terbiyeli maşallah. Murat geldi. İyi o zaman, ben kapatayım telefonu. Bak ara mutlaka. Çocuğa hediye alacağım, ne alacağımı bilemiyorum. Tamam Asuman, ararım. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. İnşallah bugün gizlenmez. İnşallah. Kızımız mı olacak, oğlumuz mu olacak bilmek istiyorum artık. Ne demek senetleri bulamıyorum? Koyabileceğim her yere baktım. Yok, yok, yok. Çıldıracağım. Allah Allah. Benim müşterilerimin senetleri duruyor da, seninkiler mi gitmiş?
Sence de bu biraz tuhaf değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğim belli. Lafı dolandırmayacağım. Ortada senet olmadığına göre para tahsil edilmiş. Ama yok, ben parayı almadan senedi teslim ediyorum diyorsan o başka. Ama bil ki yine işini yanlış yapıyorsun. Vallahi yanlış giden bir şeyler var da bu yanlışları yapan kişi ben değilim. Nedense senin şubeye gitmenle birlikte her gün yeni şeyler çıkıyor karşıma. Ne demek istiyorsun sen? Bir faydan olmadığı gibi sürekli şirkete zarar veriyorsun. Yakında senin yüzünden batarsak hiç şaşırmam. Beceremiyorum diyemiyorsun da. Neyse, amcamı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Göründüğün kadar saf olmadığını da biliyorum. Ne oluyor yine burada? Benimle ilgili bir şey yok amca. Ben çıkıyorum. Murat Bey sana sözde bulamadığı senetlerle ilgili bilgiyi verir. Kasadaki açıkla ilgili de haberdar eder sizi. Gözünüzü açın. Artık herkesi kendiniz gibi saf zannetmeyin. Hayatım, daha ne kadar iş arayacaksın? Sare yengem aradı. Belli ki amcamdan gizli arıyordu. Biz ne zaman bu hale geldik Murat? Git konuş amcamla. Durumu izah et. Yapmadığın bir şeyi niye üstleniyorsun? Evden de çıkacağız diye tutturdun. Ne yaparız, ne ederiz, nasıl geçiniriz? Bak Nihal, ben bir şey üstlenmedim. Her şey üstüme kaldı. Amcam beni dinlemedi bile Nihal. Kasa açık verince bana söyleyecek hiçbir şey kalmadı. İzah edemedim. Hem amcam çok ağır konuştu. Çok gücüme gitti. Anlayacaksın, amcam beni kovmadı. Benim de bir gururum var. İşi bırakmak zorunda kaldım. Çıkacağız bu evden. Lütfen. Kapatalım konuyu. Kalbini kırmak istemiyorum. Niye ağlıyormuş bakalım benim oğlum? Niye ağlıyormuş benim oğlum bakalım? Niye ağlıyormuş? Niye ağlıyormuş benim oğlum? Niye ağlıyormuş benim oğlum? Piş 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 piş. Sabah Nihal'le konuştum. Yarın bebeğin 40 mevliti varmış. Bir kahveni içerim hanım. Nurettin Bey, bebeği merak etmiyor musun? Nasıl olduğunu sormayacak mısın? İyiyim işte. Maşallah. 40 günlük doğmuş. Mevlite de davet etmiş. Gidersin işte. Demek konuşmamızı dinledin. Su almaya gidiyordum. İstemeden oldu. Kahve yapacak mısın? Yoksa çıkıp dışarıda mı içeyim? Getiriyorum. Tamam hayatım. Oldu hayatım. Biliyorum hayatım. Bir saniye. Kurtulduk kızım, kurtulduk. Murat'tan kurtulduk. Planladığımızdan daha kolay oldu bu iş. Hele şu resmi ortaklıkta bir gerçekleşsin. Sen o zaman gör bakalım kocanın neler... Amca? Ah canım benim. Ah güzelim. Mesut oğlum, söyle babana artık işinin başına dönsün. Bu kadar duyumuz yeter değil mi?
İlahi Nurettin Bey. Sizi duyan da Murat doğum yaptı sanacak. Biz evden çıkarmadığı için şükretmemiz lazım. Tazminatını da ödeyecekmiş. Belki zamanla bizi affeder bile. Ne dersin Engin? Affeder mi? Amcam beni affetse de ben kendimi asla affetmeyeceğim. Bak şu halimize. Her şeyimizi kaybettik. Hak ettik Asum Hanım. Biz her şeyi hak ettik. Eğer hala başımızı sokacak bir evimiz varsa amcam sağ olsun. (Gülüyor)